vücutları lokal anestezide sünnet yaparken bir yerden de kafasını dağıtmak lazım, oyalamak lazım. İşte onun için de böyle PlayStation gibi oyunları oynarken çocuk zaten herhangi bir ağrı duymuyor. Hiçbir şey duymadığı için işlem kısa bir işlem. Ortalama işte 7-8 dakikalık bir işlem. Orada çocuklar oyalansınlar diye böyle işte araba oyunları oynarken zaten sünnetini bitirmiş oluyor. Sünnet öncesinde muayene gereklidir. Çocuklarda sünnetin iki tane indikasyonu var. Bunlardan bir tanesi sünnet derisi dediğimiz pipin ucundaki derinin yapışık olup orada darlık yapması. Dolayısıyla bebeğin veya çocuğun işemesini zorlaştırması, güçleştirmesi. Bu bize ta böbrek yetmezliğine kadar götürebilir. Bir diğeri de gene o sünnet derisi dediğimiz pipinin ön tarafındaki derinin iltihap geçirmesi. Bu durumlarda sünnet indikasyonumuz var. Onun dışındaki durumlarda genel olarak söylüyorum tabii temizlik açısından etkisi önemli. Şöyle sünnet öncesinde özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çocukta bir sünnette doğumsal anomali var mı? Yani çocuğun işeme deliği pipinin uç tarafında mı? O çok değerli bizim için. Hipospadyas adını verdiğimiz bir durum var. Doğumsal bir anomalidir bu. Sünnet yapılmaması gereken bir durum. Çünkü işeme deliği pipinin alt kısmındaki herhangi bir alanda olabilir. Onlarda biz ameliyat yapıyoruz ve o sünnet derisinde bu ameliyatta yama olarak kullanıyoruz. O yüzden o değerli. Tabii bir de ailelerin dikkat etmesi gereken bir şey var. Çocuğun pipisinin ucunun açık olması lazım. Rahat işemesi için. En çok dikkat ettiğimiz konular bunlar. Şöyle aslında sünnet sonrasında tabii yapan yere göre değişir, yapılan tekniğe göre değişir ama sünnetten sonra ortalama iyileşmesi 2 haftayı bulur. 2-3 gün içerisinde aslında toparlar. Oraya biz krem veriyoruz. Gerekirse belki patikon tarzı antiseptik solüsyonlar verebiliyoruz. Temiz tutmak lazım. Ve özellikle yani o ilk bir haftalık dönem içerisinde çocukların herhangi bir o sünnetli bölgeyi bir travmaya uğratmaması lazım. Yani top oynamayacak, güreşmeyecek veya bisiklete binmeyecek gibi. Sünnet için aslında en uygun aralıklardan bir tanesi bebeklik dönemi. Bebek dönemi derken daha çocuk bezliyken, pek sağına soluna dönmüyorken, hareketsizken sünnet çok iyi bir aralıktalar. Benim tabii kişisel tecrübem, tercihim şöyle. Yeni doğan döneminde hemen yeni doğar doğmaz sünnet yapmasını çok uygun bulmuyorum. Çünkü bebeklerde daha gelişimi devam ediyor bebeklerin. En azından bir 40'ın çıkmasını istiyorum. 2 aylıkla yaklaşık 1 yıl aralığı sünnet için çok uygun bir aralık. Daha sonraki dönemde artık çocuklar tabii daha hareketleniyorlar, bilinçleniyorlar. Biraz daha korku oluyor. O yüzden o 1-1,5 yaşla 5 yaş aralığı biraz sünnet için, özellikle lokal anesteziyle olan sünnet için, yani sadece pipi bölgesinde uyuşturup da yapılan sünnet için biraz zor bir aralık. Daha sonraki kısımda işte 5 yaş üstüyle işte 8-9 yaş aralığı gene uygun bir dönem. Sünneti sadece Sağlık Bakanlığı artık hekimlerin yapmasına izin veriyor. O yüzden tecrübeli, bu konuda tecrübeli hekimlerde sünnet yapılmasında fayda var. Sünnet tekniği olarak da tabii farklı teknikler de var. Sünnette kullanılmaması gereken tek bir şey vardır. O da elektrikli koter cihazları. Onların uzun dönemde yan etkileri olduğunu biliyoruz. Benim daha çok kullandığım, tercih ettiğim de genel olarak lokal anesteziyle cerrahi dikişli bir sünnet.